kağıthaneye gidenlere de şey olur böyle. Tem'den gidenler bu şekilde gidebilir diye. Orada valiz bulursak YouTube'a yükleriz. İzler herkes. Değil mi? Arkadaş internetim bitiyor, faturam sürem bitiyor. Hem de 20 günde. Güzel. Ya ben de Fotobucket diye bir şeyi indirdim Android Market'ten. Direkt linkini de çıkartıyor yüklediği videoyu. Meğerse seçeneklerde yükler yüklemez bütün galerimdeki şeyleri upload et seçeneği açık kalmış. Of. Abi 10 gün oldu 500 MB internet bitti. Ben internet bitince tabii çaktım mevzuyu. Tamam. Biraz acı oldu ama olsun. Bir de otomatik güncelleme falan, bunlar da sen haberin olmadan güncelleyip kodadan yiyor. Otomatik güncellemeleri kapatmak lazım market. Ben kapattım onu. Ben de kapattım. Çok fena kota yiyordu. Haberim olmadan. Trafikte sakindir. Gidelim sakin sakin. Zamandır da test drive yapmadık seninle ha. Bir gidelim ya. Aynen. Alfa falan bakalım. Biraz farklı bir araç bakalım. Kardeşim sen A kapısına bir götüreyim, orada bir şöyle güzel bir ne onun adı? O tatlı adı neydi lan? T'yle başlayan. Söyleyemedim. Tulumba? Yok. Tiramisu. Tiramisu ha, bravo. Tiramisu tatlısını orada bir ye. Vallahi. Ben söyleyeyim, şöyle güzel bir kahveni çayını iç. O manzaraya karşı. Avrupa yakasının en güzel yeri. Ondan sonra canım bir hafta onu yaparız. Bir hafta test drive yaparız. Yapalım abi. İsterim aynen. Yani. Aynen. O mekanı bir gör. Zaten gördün zaten hani o manzarayı. Yorumsuz yani. Avrupa yakasında daha güzel bir manzara yok. Haliç, Boğaz. Galata Köprüsü. Vay be. Tabii canım. Hepsi elin altında. Yok şimdi mekanı 3-4 dakikada gideceğiz, sonra insanları bekleyeceğiz. O da var değil mi? Eco Drive yapalım hemen şöyle bir. Baba. Hemen 2500. Aynen. Baksana 120 ile 2500. Normal abi. Yani DCI motorla aynı devri çeviriyorum şu anda. Benimki de öyle. Tek kötü yanı DCI 4000 devirde 200 yapıp bitiyor. Bizde 200'den sonra devam ediyor. Devam ediyor. O his çok güzel ya. Tabii abi ya, benzin arabanın keyfi gerçekten bambaşka ya. Ne bileyim. Her ne kadar bize bunu bu fiyatlarla birazcık haram ediyormuş gibi olsalar da. Değil mi? Yani 5 lira benzin alıyoruz. Mübarek nedir ya bu? Yazık günah. Yazık günah. Ben hep 100 alıyorum. Yani temel hesabı. Ben hep 100 liralık alıyorum mesela. Ama bakıyorum her seferinde bir 21.5 diyordu hani ilk aldığımda, sonra bir 21'e düştü, şimdi 20.6 diyor. Yani içinden çekiyor hep. Gerçi içinden çekiyor böyle, yarım yarım gidiyor böyle. Birazcık daha gazlarlarsa 20, 19 diye gidecek herhalde. Şu ÖTV 1.40'a sabitleme olayı var ya. Keşke bak. Taş atmayın abicim. Ne güzel, güzel bir pazar günü gidiyoruz. Yok cam çatlamasın acı, Allah korusun. Yok yok, bunların camları... Sirayet midir diyorsun? Tüketime baksana, 125 ile 4.3 yapıyor araba, 4.1. Eko acı, eko. Eko abi, alt devirin avantajı. Avantajı. Bir de kafa da ütülemiyor, farkında mısın? Evet, evet. Ya diyorum ya, 140 ile gidiyorum. 3.000 devire gelmiyor böyle, böyle 2800-2900 devirde gidiyorum böyle. Abi hiç ses yok içeride ya. O kadar tatlı bir şey biliyor musun? Çok güzel bir şey. Bak mesela şu anki rüzgar sesi bu. BMW inan bundan daha fazla oluyor biliyor musun? 3 serisi. O nasıl bir ayna açısı ayarlamışlarsa çok felaket vuruyor. Geldik zaten, şimdi ilk sapaktan çıkacağız. Aynen kardeşim, gel. Ay, araba hızlı çocuk ne yapsın? Güzelmiş. Araba hızlı çocuk ne yapsın? Ha.
Geçen şey kazası çok kötüydü ama ya. BMW'nin kazası mı? Kamerada da gösterdiler ya 200 lira. Ama şerefsiz tersten nasıl gidiyor öyle ya? Abi yazık günahtır işte. İki tane can gitti ya. Kaç senede yetişiyor öyle bir insan? Pis pis. Yani. Boşu boşuna. Hiç uğruna. Evet. Onda birazcık da artık... BMW burada tam olarak... Ne yapmaya çalışıyor? Yani. Onu da anlayamadık ya. Diğer sapağı mı girecekti? Orada bir yol ayrımı var ya. Giremedi sonra acaba geri mi dönecekti? He. Hani oraya girmeye çalıştı da oraya mı döndü sonradan? Evet. O da ayrı bir muamma. Evet. Sanki ecel çekmiş onu. Evet. Bir vesileyle bir ecel çekmiş onu. Adamın defteri dürülmüş yani, çok enteresan. Göstere göstere girdi yahu. Valla. Çünkü aşırı böyle bir müthiş bir sürat de yok ortada. Tabii. O kadar çok darbe almasının nedeni bodoslama girmesi. Şey yok ama. Demir yok. Tırın arkasında. Darbe emici olmayınca, direklerden alınca. Vursa kokpit gelir buraya kadar. Aynen. Ölümcül. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yani iki tane genç adam gitti yani. Çok kötü bir kaza gerçekten. Allah. Ve hiçbir tepki yok bak abi. İki hafta sonra bitti. Kimse hatırlamaz. Şimdi araban ne kadar iyi olursa olsun abi. Hani Türkiye gibi bir ülkede yaşıyorsan hani çok ayık olmak lazım. Yani olabildiğince böyle temkinli olmak lazım hani. 88 tane gözün olacak abi. Evet. Her zaman değil. Evet. Yani çok bilinçli böyle. Ne bileyim abi, böyle kelle koltukta derler ya, arabayı kelle koltukta süreceksin. Ya o kontağı çevirdiği andan itibaren hani onun bilincinde olacaksın. Abi ben Türkiye'de araba sürüyorum. Yani burası bir Avrupa ülkesi değil yani. Biz hala AB'nin kapısındayız ama bizim AB'yle pek bir alakamız yok yani. Ya şey vardı ya, bir tane paslakla mı ne marşa basıyor, dalga geçmişler. Besmele çek yazıyor şurada welcome yerine. Onun gibi bir şey olması lazım yani. Bir de navigasyon vardı ya Karadeniz'de. Adam görüyor musun? Ha. Artist. Burada değilim. Ama darbe emişleri gayet iyi değil mi abi? Bozuk yolda bile farkında mısın? Konforlu. Yani, o aslında ile alakası yok. Evet, sert süspansiyona göre işte 17 jantın burada önemi çok güzel çıkıyor. Bak mesela Passat'a bakıyorum. Mondeo'ya bakıyorum. 16, 17 yani. Bizde 20 inçe kadar opsiyon var. Evet. Ve abi 20 inçin tabanına baktım, 255. 255 taban nedir ya? Ve sana daha ilgincini söyleyeyim mi? 255'lik lastiği taktı bizim abimizin bir tanesi. İkinci vites 2500. Gaza sonuna kadar bir koydu, asir ışığı yandı. 20 jant bile tutmuyor arabayı. Hala patinaja düşme eğilimi var arabada. Motor yani, nedir? 1.680. Tabii. Güçlü, ciğerli. Tek salaklığı biliyorsun yani, şanzımanların oranı abi. Vites oranları çok kötü. Yani bu kadar kötü vites oranı olamaz. Yazdım ya sana bu ara. Hani dedim, Opel'den bu şanzıman oranlarını düzeltmezse o motorlar yazık olacak. Yazık abi. Çok motoru yok. Çok verimli, başarılı. O yeni gelen motorların hepsi güzel motorlar. Hani yazık olacak yani. Bu şanzıman oranlarına bir ayar çekmeleri lazım artık yani. 10 yıl geçti. Yeter. Bir el atın yine. Abi 1.6 203, 300 tork ne demek ya? Bir benzinli araba için. Yeni motoru biliyorsun o. Kesinlikle. Bak. Görüyor musun? Biraz sakat değil mi? Geçen sana şeyi anlatmayı unuttum. BMW yeni 3 serisi. Çerkezköy'e gidiyorum. Arkayı söktürmüş. İki ihtimal var. Standart 1.6 136'lıklardan olamaz o. Ya Ecofest'te soktu. 200 beygir yaptı o arabayı. Ya da 320 dizel abi. İkisinden birisi. Evet. Abi gidiyor. Neyse selektör yaptı. Yer verdim. Annemle büyük babam var yanımda da. Neyse ben de basıyorum. Bu tabii hızı azaldı.
Ben selektör yaptım. Bu da bana normal değer vermesi lazım değil mi? Hı hı. Ondan sonra bu gaza bir bastı abi. Ben basıyorum, bu basıyor. Ben basıyorum, bu basıyor. 160-170 oldu, bir rampa geldi. Abi rampada bana 6 boy koydu rahat. Rampada ikimiz de dip gaz gidiyoruz. 4. vitesteyim ben. Dedim bu ya 3.20 dizel ya da oynanmış 1.6 200'lükler çünkü. 200 beygir oluyor. 3.18'i ile aynı motor olduğu için. Sadece intercooler değişiyor. 170'liklerle aynı blok. Aynı blok, aynen, her şey aynı. Ondan sonra dedim bunda oynanmış. Sökmüş ya arkayı, şey yapamıyorum. Abi dedim bu torktan götürüyor muhtemel. Çünkü 136'lığı kullandım. Öyle gitmesine imkan yok. Test drive yaptık ya. Test drive yaptık. Biliyorsun yani ne nane olduğunu. 120'den sonra başlıyor da yani ister istemez biraz isteksizleşmeye. Aynen. Hani öyle uçayım kaçayım 200'e hemen vurayım şeyi yok arabada. Yok, o mod yok. Neyse. Abi düzlüğe geldik, ben bir daha kapattım. Peki rampada mı sana 6 boy? Rampada 6 boy koydu bana. 3.20 ya. 3.20 tamam. O 3.16 benzinli bir araç rampada o kadar koyamaz yani. İstediği kadar olsun. Neyse gidiyorum. Çünkü sözünü kesin. 380 tork anca o farka sebebiyet verir. 380 tork. Tabii. Yığılmıyor. Tabii. Götürüyor. 380 tork diyorum bak, dikkat et. Kamyon torku. Kamyon torku. Bildiğin kamyon torku. Anca o kadar bir farkı izah edebilir yani. Yoksa mümkün değil yani. 3.16 falan değildir o. 3.20'dedir o. Neyse. Abi düzlüğe geldik. 190, 195, 200, 205 oldu. Böyle dip dibe gidiyorum. 5'e aldım arabayı. Tam selektörü yaptım. 2 şeridi ortaladı. 2 şeritten de geçemeyim diye. 4 şerit yol. 2 şeritte de tırlar gidiyor. Abi. Çakallık yaptım. Ben bunu dibine kadar girdim. İleri tıkanıyor ya. Tırların arasına bir attı kendini. Tırların arasından makazı koydu. Devam etti, tamam mı? Şimdi yanımda annemle büyük baba var. Aynısını yapacağım. Yapamam. Korkuyorlar. Annem dedi bırak dedi oğlum, o belasını mı arıyor artık, ne yapıyor? O dedi uğraşır. Abi bir de o da benimle aynı Çerkezköy sapağına girmez mi? Adam dedi herhalde kapışmaya yer mi arıyor? Yoksa gerçekten mi Çerkezköy'e benimle girdi? Çok enteresan. Çerkezköy sapağına girince zaten bıraktım peşini. Rampada bir daha uzadı. Şöyle bir rampa vardı. 3.20 dizeldir hocam. 3.20 dizeldir abi. Tabii. Benim araba yaktı. 10 litre rahat. Öyle basmaya. Onun araba yaktı. 7-8 litre. Olan tabii, o. Tabii. O yani. Evet arkadaşlar. Bu videoyu izliyorsanız. Az önce geçtiğimiz Göbek'te evlendirme dairesi vardı. Şu anda tam karşımızda Güllüoğlu duruyor. Şurada da Barbisos kafe var. Bura en sevdiğim yer abi. Sakin yer ya. Bak karşı taraf her yer otopark. Şey derdin yok. Mekanımız hazır ve nazır arkadaşlar. Mekan hazır ve nazır. 12.20 geçiyor şu anda. Ben 12.30 olmadan 10 dakika önceden geldim. Mekanda sizi hazır bekliyorum. Eğer bu videoyu yüklemeyi başarabilirsem güzel bir şekilde izleyeceksiniz. Gelmeden hepinize bir en azından TEM'den gelenler için bir yol güzergahını kafanızda çizmiş olursunuz. Karşısı dolu mu? Anlamadım ki. Aa, kahvaltı var ya şu anda. Onun yoğunluğu. Aynen. Barbisos Vale. Tabii ki Vale'ye hayır. No Vale. Biz şu karşıyı bırakalım şöyle müsait bir yere. Aynen.